büyük alkışlarınızla Murat Gençoğlu geliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, beklenti yüksek. Nasıl, beğendiniz mi tipimi? Boğaziçi Caz Korosu konduktörü cosplay'imle geldim. Komedi çalışması alternatif bir kariyer olarak onu düşünüyorum kendime. Beklentiyi çok yüksek tutmayalım. Çok basit bir hikayem var. Ben kendi hikayemi anlatacağım bu akşam arkadaşlar. 5 sene İngiltere'de yaşadıktan sonra 2 sene önce ülkemize döndüm. Bana genelde sorulan ilk soru şu oluyor: niye döndün? İnsanımızı özledim arkadaşlar, o yüzden döndüm. Evet, ilk şakamı yaptım, şovum başladı. Yurt dışında çok uzun süre yaşayınca kendinizde bazı konularda ahkam kesme lüksü görebiliyorsunuz. Ben de bir sürü milletten, dinden, dilden, ırktan insan tanımış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: bence en kaliteli ırk Türk ırkı. Evet, ikinci şakamı da yaptım. Bu benim Sinan Oğancı ayıklama şakamdı. İstatistiki olarak 1-2 tane gönderilmesi lazım. Ama gelmemiş bugün belli ki. Bugün biraz ofansif mizah yapacağım. Ve bunun sebebi de şu: İngiltere'de ben Ricky Gervais'le aynı odada bulundum. Ama aynı anda değil yani. O bulundu. 3 sene sonra ben de bulundum. Onun ruhuyla konuştum, bilinciyle konuştum. Ve onun sevdiği iki konu var. O yüzden ben ikisine de eşit uzaklıkta olduğum için size soracağım. Hangisinden bahsetsek? Bugün LGBT'den mi bahsetsek, Allah'tan mı? LGBT diyenler alkışlasın. Allah diyenler alkışlasın. Allah yine kazandı. Her zaman her savaşta olduğu gibi bugün de Allah önde. Gazi Osman Paşalıyım arkadaşlar. Gazi Osman Paşa'dan geldim. Var mı başka goplu? Burada ne arasında? Aha, bir tane var. Öğretmenim ben orada. Siz orada öğretmensiniz. Kolay gelsin. Çok öğrenmeyi seven bir kalabalık değil. Gazi Osman Paşa biraz böyle varoş bir mahalle. Ama hani ben sabaha kadar mahalleyi suçlayabilirim kendi cahilliğim konusunda. Ama aynı mahalleden abim aynı çocukluğu geçirdi. Ve 15 sene önce İsviçre'ye gitti. Şu an İsviçre'de bilim adamlığı yapıyor. Ben ne yaptığını bile bilmiyorum yani. Bilim adamlığı yapıyor diyorum. Kardeş rekabetindeki uçurum bu. O bilim adamı oldu. Ben ne bileyim adamı. Kaldım. O biliyor. Abi ben bilmiyorum. Abime sorun diye. Arada geliyor. Gazi Osman Paşa'ya geliyor. Kutsal bilgi kaynağından faydalanmamızı istiyor. Ama mahallede öyle tipler var ki, gururlu cahiller var. Böyle bilgiyi reddediyorlar. Bilgi istemiyorlar, sevmiyorlar. Öyle cahiller yüzünden asla öğrenemiyorum. Geliyor mesela, anlatıyor. mRNA aşısı neden aslında zararlı değildir. Tam öğreneceğim, gururlu cahil araya giriyor. Biz bilmeyiz acı onları. Lan biz de bilmiyorduk ki zaten. Adam anlatıyordu. Biz nereden bilirim oğlum onları? Lan susup dinlesen. Adam tam şu an öğrenebilirdin. Tam şu an bize gelmez hocam onlar. Gelmiş ya herif. İsviçre'den gelmiş. Bilginin menbaından gelmiş. Biz bilmeyiz. Gururla, aşkla, şevkle, adeta seni de engelleyerek bilgi jammer'ı diyebiliriz. Bir şey deyince de kızıyorlar ha. Biz okuyamadık acı sizin gibi diyorlar. Lan sen okulda da böyle yaptıysan okuyamazsın tabii. Hoca anlatıyor. E eşittir mc kare hocam. Biz bilmeyiz hocam bunları. Biz okuyamadık hocam sizin gibi. Lan okuyabilirdin. Tam o an okuyabilirdin. Ama gururun engel oldu. Bazen düşünüyorum, abim nasıl bilim insanı oldu bu mahalleden çıkıp. Acaba hani doğru soruları mı sordu diye düşünüyorum bazen. Ne bakıyorsun lan? Neden bakıyorum acaba? Dur İsviçre'ye gidip araştırayım. Bir insan niye bakar? Ya da büyük bir bilim insanına özenmiş olabilir. Bazen bu daha mantıklı geliyor. Büyük bir bilim insanına özenmiş olabilir. Mesela Einstein. Einstein'a özenmiş olabilir. Çünkü Einstein'ın bir lafı varmış, internete güvenebilirsek. Demiş ki, beni bir kişi anladı,
O da yanlış anladı. Müthiş bir kezbanlık yok mu lafın içinde? Şu aynı anda tweet atılıyordur laf şu anda. Ve ben o lafın çıkış anını hayal edebiliyorum. Eğer Einstein Gazi Osman Paşalı olsaydı da aynı lafı söylerdi diye düşünüyorum. Öyle yine mahalle delikanlıları oturuyor. Einstein geliyor uzaktan. Bunlar diyor abi yine geliyor seninki. Yine anlatacak izahiyet teorisini diyor. Einstein geliyor işte diyor ki kardeşim diyor. Artık bir Alman değil o. Goplu. Kültür çatışmasına girmiş bir Alman diyebiliriz belki. Kardeşim! Şimdi ben geliyorum, siz duruyorsunuz yani. Aslında siz de geliyor olabilirsiniz. Göreceli yani. Gel bakayım kardeşim sen bir. Gel bir otur bakayım önce. Varoş'ta dövmeden önce bir oturtulur insan. Bunun tecrübe biliyor. Uzunları nasıl döveceksin değil mi? Bazı şeyler ince düşünülmüş. Otur bakayım kardeşim. Albert'ti değil mi kardeşim? Şimdi biz seni geçen dövdük ya. Sen de bizi mi dövmüş oldun? Çok saçma değil mi? Abi tam öyle değil. Ben seni anlıyorum kardeşim. Abi yanlış anlıyorsun. Ben seni anlıyorum lan. İşte beni bir kişi anladı ve yanlış anladaki adam bu. 7 jenerasyon boyunca fakir kalmayı başarmış bir İstanbullu modeli var. Onlar böyle S'leri tam söyleyemez. O giriyor oraya. Resul bırak çocuğu tamam. Einstein. Göreceli tikeceli. Biz bilmeyiz acı bunları. Bize gelmez acı bunlar. Şimdi siktir git buradan ışık hızıyla koşarak git bakayım. Şimdi abime de tam anlamıyorum tamam mı? Yani evde böyle biz onu örnek alınacak bir insan sanmıyorduk. Böyle bir şey diyorsun bakmıyor. Devamlı soru çözüyor tamam. Biz onu mal sanıyorduk tamam. Soru çözdü çözdü çözdü. Siktirdi gitti İsviçre'ye. Biz öyle baka kaldık arkasından. Desene kardeşim. Yurt dışı diye bir şey var. Sen de yeterince yaprak test çözersen. Sen de gidebilirsin. Hiç uyandırmadı şerefsiz gitti. Ben de örnek alacak başka insanlar bakmaya başladım. Mahallede başka kime bakabilirim diye düşündüm. Bir Murat abi vardı sokakta. Acaba örnek alabilir miyim diye bazen yaptığı ve söylediği şeyleri takip ediyorum. Onun da adı Murat, benim de adım Murat. Acaba örnek alabilir miyim? Ama bazen öyle şeyler yapıyordu ve söylüyordu ki şaftımız kayıyordu. Bir gün arkadaşımla oturuyorum. Murat abi gördü bizi uzaktan. Yanımıza gelip şey dedi. Gençler niye boş duruyorsunuz? Birbirinizi siksenize. Murat abi. Murat abi hey. Hey. Üremekle üretkenlik aynı şey değil. Kaldı ki biz daha 9 yaşındayız ya. Murat abi. Ben ilk cinsel eğitimimi de Murat abiden aldım. Yok sözlü bir şekilde. Sözlü bir eğitimdi. Şöyle yaptı, bir gün tavsiye verecek bana kendince, tamam mı? Kendi hayat bilgisini damıtıp bir çocuğa aktaracak, tamam mı? Yine 9 yaşındayım, beni kenara çekip şey dedi, Muratçım unutma. Kalın bilekli kadınlar kalın yarrak sever. Ne yaptın Murat abi? Siktin attın psikolojimi. Ben şimdi 25 yaşıma kadar bilek bakacağım senin yüzünden. Ben mesela ilk uyuşturucu deneyimimi de Murat abi sayesinde yaşadım. Dedi ki bana, zaten boş adamsın, boş içme amına koyayım dedi. Ve varoşta bir abiniz sizi bir yere çağırıyorsa gitmeniz lazım. Orada çünkü gizli özne gibi gizli seçenek şu, geliyor musun yoksa bıçaklayayım mı? Ben bıçaklanmamayı tercih ettim. Tamam abi, bugün sendeyiz dedim. Bir yere gittik Murat abiyle. Böyle esrarengiz bir sigara içiliyor. Murat abi böyle kafası güzel oldu. Kafası güzel olunca pamuk gibi bir adama dönüştü. Böyle otoboka güzel diye tepki veriyor. Ben de rahatladım. Dedim ki ya karnım acıktı bir şeyler mi yesem? Ortamın en fakiri şey diyor. Yeme yeme kafan açılır. Lan susadım bari su mu içsem? İçme içme kafan açılır. Lan uykum geldi bari uyuyayım şöyle uyuma. Gıda boşa gider. Adam 3 gram maddeyle altın vuruş yapmaya çalışıyor. Hepimizi de beraberinde sürüklemeye çalışıyor.
Lan bu öyle bir madde değil ki, sabaha kadar hiç öldürmez. Sen de niye diğer vizyonlu varoşlar gibi bonza ile ölmüyorsun? Sigara ile alakalı yani ilk tanışmam böyle oldu. Ama sonrasında da içen arkadaşlarım oldu. Böyle çevremde içen arkadaşlar oldu. Dedim ki yani bu meretin endüstri standardı bu olamaz. Varoş olamaz ya. Bir de şu okumuş arkadaşlarla bir içeyim dedim. Onlarda da böyle anında felsefe doktorasına bağlama huyu oluyor. Böyle içince şöyle oluyorlar. Abi, zaman dediğimiz şey anların arka arkaya gelmesi ise abi. Süreklilik dediğimiz şey bir illüzyondur. Ve bir anı kavrarsak tanrı oluruz abi. Öteki diyor ki aynen. Aynen kardeşim. Ne ara ne anladın acaba? Ben genelde şeyim, bu çikolatalar yenmiyor galiba. Siz yemeyin yemeyin, kafanız açılmasın. Ben varoşta öğrendiğimi getiriyorum okumuşun ortamına. Bu arada aramızda sivil varsa... Baştan söyleyeyim, bu söylediklerimin hepsi Hollanda konsolosunun bahçesinde oluyor. Asla illegale girmiyoruz yani, asla. Ama giren var. Giren arkadaşlar var. Sizin de var belli ki. Giren arkadaşların da illegale girdiği belli olmasın diye çeşitli jargonlar geliştirme huyu var. Her arkadaş grubunun kendine has jargonu oluşuyor. Bir noktadan sonra ben bile anlamıyorum nereye çağırdığını. Beni şöyle çağırıyor bak. Okanlara gidip duş alalım mı hep beraber? Emre de gelirsen seversin. Lan severim de. Niye bu erotik ton? Niye bu kadar kaptırdınız oğlum kendinizi? Benim favori jargonum ama şu. Çözüm sürecine girelim mi? Girelim, o zaman Apu'yu arıyorum. Dur, ot diyelim, torbacı diyelim, daha az yatarız ya. Çözüm süreci Apo deyince sanki ülke bölmek için toplanıyormuşuz gibi oluyor. Evet, açıklamak zorundaydım şakayı. Babasından ilgi görmeyen beta narsist tarafım diyor ki... Yani anlamış da gülmemiş olamazlar. Açıklaman lazım Murat. Bir yandan da bu kadar varoş hikayesi anlattın. Nasıl gittin yurt dışına? Bu da ikinci soru. Nasıl gittin diye genelde soruyorlar bana. Bulgaristan vatandaşıyım arkadaşlar ben. Öyle gittim. Bu benim hava attığım bir özellik. Bazı erkekler masaya anahtar cüzdan koyar. Ben pasaportumu koyuyorum. Kadınlara göz kırpıyorum. Akşam seni eve götürüp Avrupa vatandaşı yapayım mı? Ne diyorsun diyorum. Hava atmayı da babamdan öğrendim. Babam çocukken hep şey derdi. Nereden geldiğini unutma oğlum. Biliyorum baba, Plovdiv'den geldik. Ama öyle deme. Şimdi Rolling Stones diye bir grup var ya. Onun solisti var ya Mick Jagger. Evet. Onun ilk eşi Plovdivliymiş. Yani diyor ki sen de bir gün çok istersen bir rockstar'ın eski eşi olabilirsin. Bulgar olmakla hava atabildiğim tek ülke galiba burası. Şu İngiltere'de mesela hava atmaya çalıştım. Bulgarım dedim İngiliz bir arkadaşa. Aldığım ilk tepki şu oldu. Olsun be. Onlar da insan. Ya birinci tekil konuştuğum kişi beni üçüncü çoğul teselli edince... Ötekileştirme ne demek olduğunu çok iyi anladım ve fark ettim ki Bulgarlar Avrupa'nın Kürdü gibi bir şey. Aramızda benzerlikler de var. Biz Bulgarlar da dağ batıya geç edip kebapçılarda ve barlarda çalışıyoruz. Biz Bulgarlar da sınırdan sigara, alkol kaçırarak kendimize ev satın alıyoruz. Biz Bulgarlar da aynı Kürtler gibi Türkiye'deki elektrik zammından etkilenmedik. Güldür güldür. Evet, Kürt şakaları zorunlu yapıldı arkadaşlar bu arada. Bir sürü mülteci şakası yapılıyor. Kürtler dedi ki hani biz, bizi de temsil edin, bizim hakkımıza da şaka yapın dediler. O yüzden her tek kişilikte 5 Kürt şakası zorunlu gibi bir bilgi geldi bana. O kotayı doldurmam lazım. Bu bilginin geldiği yerde şu yüzden oluyor. Ben Kadıköy'de genelde yoğunlukla Kürtlerin çalıştığı bir barda sahne alıyorum. Orada öğrendim bir sürü şeyi. Irklar sadece insanlara ait bir özellik değilmiş. Çünkü barın kedisiyle tanıştım. Kedinin adı Çeto. Kedi de Kürt yani. Bayağı zaman içinde onu da Kürtleştirmişler.
Dedim ben biraz öğreneyim bu mevzuyu. Tam bilmiyorum çünkü. Pot kırıyorum bazen. Çünkü böyle Kürt arkadaşa şey diyorum. Gel beraber birer Türk kahvesi içelim. Alınmış mıdır acaba? Yanında Kürt böreği de yeriz. Daha da sıçıyorum. Türkiye kahvesi ve Türkiye böreği yemek istemez miyiz? Beraber şu çözüm sürecinde. Dedim tanışayım, öğreneyim. Bir gün barda biriyle tanıştım. Dedi ki ben yarı Kürt yarı Türk'üm dedi. Ben böyle nadir Pokemon yakalamışım gibi heyecanlandım. Siz aranızda sevişiyor muydunuz ya dedim. Anlat bakayım nasıl oluyor dedim. Benim annem Kürt dedi. Babam Türk dedi. Nereliler diye sordum. Annem Dersimli dedi. Babam Tunceli. İşte annesi dağa çıkıyor, babası kampa gidiyor. Yine aile etkinliği ama çocuk bilingual yetişmiş. Ne yapsın yani? Çocuk ne yapsın? Yani bir yandan da oradan çıkıp ne yaptın? Hani bu pasaportun bir işe yaradı mı derseniz. Şunu belki söyleyebilirim. İşe yaradı, evlendim. Ama evliliklerin %60'ının başına gelen geldi. Boşandık, evet. Çünkü eski eşim beni İngiltere'de Bilal diye bir adamla aldattı. Abi vizyonsuzluğa bakar mısın ya? Bilal ne amına koyayım ya? Ben 32. güne çıkmış adamım. Bilal ne ya? Burada binlerce Bilal vardı ki zaten. Yani orada 3 Bilal'den birini bulup. Niye daha çok üzdün ki? Richard olurdu, Jason olurdu, Batı'nın ahlaksızlığına verirdik. Bilal ne ya? Bir de benle boşanmak istediğini Bilal'e anlatır gibi. Tane tane. Bana da anlatabilirdin. Müsaadenizle eski eşimin arkasından konuşacağım. Ben muhtemelen eski evliliğimde çamaşır makinesini eski eşimden daha çok boşaltmışımdır. Evet, İngiliz mizahı yaptım size. Genelde erkekler sevmiyor bu şakayı. Hani sadece senin problemlerinden bahsediyorduk, ne oldu diyorlar. Niye hepimizi sürükledin? Bir şaka daha yapacağım arkasından. Eski eşim benle boşaldığından daha çok boşandı. Evet, matematiksel bir şaka. 0-1 matematiği var. Sayısalcılar hızlı güldü. Bankacıların yoğunluklu olduğu bir mahalle. Hemen yakaladılar havada. Ama şu an iyi gidiyor. Kötü hissetmeyin benim adıma. Bir sevgilim var. Bayağı iyi gidiyor. Sağ olsun geliyor. Tüm tek kişiliklerime geliyor. Bugün de aramızda. Destek oluyor. Bütün tek kişiliklerime geliyor istisnasız. Geçen gün beni mastürbasyon yaparken yakaladı. Dedim ki aşkım, her tek kişiliğime de gelmek zorunda değilsin. Ya bu gerçekten tek kişilik yani. Buna bilet kesmiyoruz. Hatta ben bile utanarak giriyorum. Yarım kişilik gibi bir şey yani. Burada ikimize yer yok burada. Sinirlendi, içeri gitti. Böyle bir saat falan ses çıkmadı. Gittim içeri bir baktım. Instagram'da bir saattir keltoş bir adamın ev temizlemesini izliyorum. Köşe bucak diyor, foşur foşur diyor, sevgilimin yanakları al al oluyor. Dedim aşkım ne yapıyorsun? Dedi ki feminist porno izliyorum. Dedim hak ettin, hak ettin. Bir yandan da insan yani heteroyum demeye de çekiniyor. Ben heteroyum arkadaşlar, maalesef. Maalesef heteroyum çünkü Kadıköylüyüm. Çünkü Kadıköy'de heteroyum deyince faşistim demişsin gibi bakıyorlar. Diyorlar ki yok mu ya birazcık geylik? Birazcık ya, başımızı sokacak kadar ya. Yok kardeşim ya, yok. Olsa dükkan senin. Ben zaten istesem de gay olamam. Çünkü basurum var. Ya götün bırakın yarak yemeği, yemek yemeği bile kaldıramıyor. Hiç bana göre bir yaşam tarzı değil yani. LGBT'nin bazı şikayetleri bana çok şımarıkça geliyor açıkçası. Hani böyle diyorlar ya, biz toplum içinde gerçek cinsel yönelimimizi gösteremiyoruz. Lan biz de gösteremiyoruz ki.
biz önümüze gelenle sevişemiyoruz lan. Biz de sevişemiyoruz. Sen heteroların meydanlarda toplanıp şey dediğini duydun mu? Ben metrobüste sevgilinin amını yalayamıyorum. Nerede benim özgürlüğüm? Yok abi. Üçüncü dünya siyasal İslam ülkesinde kimse de yok ki özgürlük. Herkes evinde sessizce sevişiyor. Ayrıca bizim de problemlerimiz var, değil mi? Mesela insan soyunu devam ettirmek gibi. Bilmiyorum onlar için önemli mi ama biz zaten onların sevişebileceği yeni bireyler üreterek zaten hizmet ediyoruz bu oğlum. Zaten beraberiz bu işte yani 15-20 seneye bizim çocukları da. Size çalışıyoruz ya. Size çalışıyoruz. İlk 5 harfi anlıyorum bak. Gerçek sorunları olan gerçek insanlar gibi geliyor kulağa. Kimler vardı hatırlayalım. Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, intersex. Buraya kadar her şey yolunda. Sonra bozuyor. Queer. O her nesi kimse. Aseksüel, ekoseksüel, sapyoseksüel, panseksüel, Kürt. Evet, bu ülkede faşist olmak çok kolay arkadaşlar. Murat Gençoğlu'nu serbest bırakın hashtag'iyle kimse tweet atmayacak. Bu şakada herkesi kaybettim. Bunu başarabildim. Queer gerçekten anlaması güç bir şey benim için. Öyle tanımı, her an her şey olabilir gibi bir tanımı var. Bilenler biliyordur. Her an her şey olabilir. Böyle çifte ajan gibi geliyor kulağa queerler. Böyle o filmlerdeki sohbeti de hatırlatıyor bana. Diyorlar ya çifte ajan filmlerinde. Hey Bond, gerçek hayatta ne iş yapıyorsun? O da şey diyor. Söylersem seni öldürmek zorunda kalırım. Queer onun cinsel versiyonu gibi. Soruyorsun gerçek cinsel yönelimin ne? Söylersem seni sikmek zorunda kalırım. Tamam soramıyoruz da eyvallah. Aseksüel başka bir ekip anlamakta güçlük çektiğim. Bilmeyenler için aseksüeller hiç kimseyle ve hiçbir şeyle sevişmek istemiyor. Sen zaten özgürsün bu oğlum. Sen neyin savaşını veriyorsun acaba? Sen zaten evde kitap okuyan halinde özgürsün. Bazen merak ederken buluyorum kendimi. Acaba aseksüeller de mastürbasyon yapıyor mu? Yapıyorlarsa porno izliyorlar mı? İzliyorlarsa acaba hetero pornosu gibi mi başlıyor? Böyle tesisatçı geliyor seksi kadının evine ve gerçekten tamir ediyor. İşte aradığım porno bu. Bayılırım problem çözülmesine. Teşekkürler YouTube tutorialları. Pornhub bizi düşünmüyor. Teşekkürler. Aseksüel arkadaşlara şey diyemiyorum. Abi dünya açlığını bitirecek bir şey buldum. Dur kalkıyor söyleme dur. Bir aseksüel olarak bu yani biliyorsun beni. Heteroyum. Ama biri sorunca hetero demeyi sevmiyorum hiç. Çünkü kulağa çok gay geliyor. O yüzden ben şey diyorum. Ben aseksüel, gay, biseksüelim diyorum. Formül de şu. Aseksüelle gay birbirini götürüyor. Ben yine gizli heteroyum yani. Feminist biri sorarsa ona da cevabım var. Ona da şey diyorum. Ben sapyoseksüel biseksüelim diyorum. Erkekler gerizekalı olduğu için. Yine gizli heteroluğu orada yakalıyorum. Keşke daha söyleyemediğimiz şeyler olmasa. Keşke insanları sevdikleri şeylerle sevebilsek. Yani LGBT'ye de mesela bir sürü şaka yaptım. Ama ben isterim ki herkes sevdiği şeyle sevilebilsin. Herkes kendini ifade edebilsin. Ama özgürlük uçurumu var. Yani mesela Hollanda ile Türkiye arasında inanılmaz bir uçurum var. Ben onu fark ettim. Hollanda'ya gittiğimde fark ettim. Orada mesela pronounlarını seçebiliyorlar. Hani işte bana dem deyin, bana dey deyin, bana direkt değdirin. Skala geniş yani. Burada mesela gay olmak illegal. Uçuruma bak yani. Burada gay olmak illegal. Hollanda'da gizli gay olmak illegal. 18 yaşınıza gelip hala gay olduğunuzu bilmiyorsanız polis evinizi basıp sikiyor. Çıkarın bunu klozetten, çıkarın. Herkes kendini ifade edecek kardeşim, burası özgürlükler ülkesi. Herkes, daha 10 tane 18'lik vuracağız. Ya, polisin işi her yerde zor, onu demek istiyorum. Su katılmamış bir heteroyum. Ve tüm erkeklerin geçtiği o ergenlik sürecinden geçtim. Daha feminist olmak isterdim ama
Karanlık bir yapısı var ergenliğin. Yani hormonların da etkisiyle erkek zihni şöyle bir algıdan geçiyor. Yani o ergenliğin verdiği hormonların gücüyle erkekler şöyle düşünmeye başlıyor. Bir insanla hiç sevişme ihtimaliniz olmasa bile, o ihtimal sıfır bile olsa birazcık var. Ya dibini sıyırıyor hayal gücü. O karanlık odalar dibini sıyırıyor. İşte uçak düşmüş de meğersem tüm dünya yok olmuş da adada ikimiz kalmışız. Dünyanın soyunu devam ettirmek için kuzen olmamız önemli değilmiş. Lisede mesela bu ayrımı çok net yaşıyorsun yani. Lisede o süreçten geçen çok arkadaşlarım oldu mesela. Lisede hiç sevişilmeyen yerde çok sevişmenin dedikodusu yapılır ya. Lise tam öyle bir yer. Yani lisede çünkü ben şunu hatırlıyorum. Herkesin de hayatında ortak bir şeymiş bu. Hep sizin olmadığınız komşu lisede çok sevişilirdi. Bu hep sizin olmadığınız bir liseydi yani. Hep oradan dedikodu getiren arkadaşlar oluyordu. Benim bir tane arkadaş vardı hatırlıyorum. Her gün farklı bir hikayeyle geliyordu. Bizdeki Plevne'ydi onun adı. Gelip şey diyordu, abi duydunuz mu? Plevne'de o kadar çok... dönüyormuş ki... çöplerden kondom çıkıyormuş abi. İyi cinsel eğitim var bari. Yazılsak mı ya Plevne'ye? Her gün dedikoduların dozu artıyordu. Bir gün gelip şey dedi. Abi duydunuz mu? Plevne'de tuvaletler tıkanmış. O kadar çok... dönüyormuş ki... bebek üstüne bebek düşürüyorlarmış abi. Yuh. Nasıl inandın lan buna? Sen geçen hafta kondoma inanıyordun. Buna nasıl inandın? Ayrıca kim denetledi oğlum bunu yani? Devlet her okula böyle bebekçi hoca mı atıyor? Bebekçi hoca geliyor kerpetenle vuruyor borulara. Evet ceninli burası, cenin var burada. Evet kızlara söyleyelim kısa etek giymesin, ceninli burası. Çok cin fikirleri oluyordu bu ergenlikten geçen arkadaşlarımın. Ve o arkadaş mesela arada bir gelip şey diyordu. Abi aslında kızlar da istiyor ama söylemiyor. Böyle ileride dönüşeceği tacizcinin kuluçka dönemi. O pişiyor. İleride var bunun. Bir iki tacizi var belli ki. Sonra da çok kolay geçmiyor. Yani böyle liseyi bitiriyorsun. Hani kadınları anlamak hala ikincil hedef. Önce şu seks neymiş onu mu bir anlasak diye geçiyor erkeğin serüveni. Benim de mesela bazı talihsiz hikayelerim var işte. Sahnede anlattığım uyuşturucu muhabbetinden dolayı da başıma gelenler oldu. Ve platonik bir arkadaşımla buluştum. Tamam yani o beni arkadaşı görüyor. Benim böyle türlü emellerim var falan. Buluşuyoruz böyle işte sıra üzerindeki çok yakışmış diyorum. Böyle kirli kinayeler yapıyorum falan. O böyle duymazdan geliyor. İşte kalksak mı falan diyor. Ya bir şeyler daha içelim ya bir şey daha içelim diyorum. Ya ben içmeyeyim bana yaramıyor diyor. Ya bana yarıyor zaten Esra. Seni düşünen yok. Ben kalkayım artık diyor. Ben de kalkıyorum. Centilmen bir erkek olarak seni eve bırakayım diyorum. Evine kadar gidiyoruz Esra'nın. Kapıda diyorum ki benim evim uzak kaldı artık ya. Ben acaba sende mi kalsam falan diyorum. Güveniyor beni, içeri alıyor. Sıcağı yiyip şımarıp şey diyorum. Aslında sen de istiyorsun biliyorum Esra. Orada bana malum friendzonlama cümlesini kurdu Esra. Dedi ki, Murat'cığım sen çok iyi bir insansın ama ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Lan sen benim ne arkadaşlığımı gördün ki? Ben tanıştığımızdan beri seni sevmeye çalışıyorum. Böyle arkadaş mı olur ya? Arkadaş arkadaşa rıza inşaatı yapar mı ya? Senin beni friendzonlaman değil, insel zonlaman lazım. İnsan içine çıkarmaman gerekiyor. Bazen annem görüyor böyle moralim bozuk. Geliyor yanıma diyor ki Murat'cığım ben senin annen olduğum kadar arkadaşınım da. Yok. Yok. Sadece annem ol. Arkadaşlarımla hiç sağlıklı ilişki kurmuyorum bu aralar. Annem ol, anne kal. Annemi anne zonladım. Bir gün başkası dedi ki işte buluşmaya gelirken madde getirir misin? Ben de anlattığım kadar iç içe değilim yani.
bıraktığım zaman da böyle arkadaşı arıyorum. Sende kanal var mı? Ötekini arıyorum. Sende kanal var mı? Onda kanal var mı? Bütün İstanbul'u aradım. Kanal İstanbul'a döndü yani proje. En son buldum, getirdim. Aldı çantasını attı, dedi ki ben bunu eve gidip bir arkadaşla içeceğim. Aa, ama ben... Biz beraber içeriz, sıcağı yiyince şımarırız diye düşünmüştüm. Muratçım sen çok iyi bir insansın ama ben seni torbacım olarak görüyorum. Torbacı da zonlandım yani. Ama gerçekten bıraktım. Paranoya yapan bir şeyi var. Bir yandan da bir sürü kamera çekiyor, bunu söylemem lazım. Hangisi gerçek acaba? Ama özendirmekten hapse giren insanlar oluyor. O yüzden söylemek gerekiyor bunu bıraktığına. Bıraktım. Siz de bulaşmayın. Ezel girdi mesela hapse. Duymuşsunuzdur, bu sebepten hapse girdi. 2 haftalığına sadece. Ben onu şey gibi düşündüm. Bir dışişleri politikası. Yani Türkiye'nin en meşhur rapçisi. Hapishane tatmadı dedirtmeyiz. Amerika'ya bakıyoruz yani. Hepsinin birer hapishane albümü var. Biz en meşhur rapçiye fanus çocuğu dedirtmeyiz kardeşim. Şunu bir sokup çıkarın ya hapishaneye. Güzel bir hapishanelerimizi tanıtan bir albüm yapsın ya. Öyle düşünülmüş olabilir. Gerçekten bıraktım bu arada. Paranoyak düşüncelere sebep oluyor çünkü. Son içtiğim anı hatırlıyorum. Böyle evimin balkonunda içiyorum. Kimseye zararım yok. Tek başımayım. Böyle bir anda sokağa 5 tane polis arabası yanaştı. O paranoyaklıkla hissettiğim ilk şey gurur oldu. Dedim 5 araba da bana mı ya? Gerçekten mi? Ben o kadar zararlı biri değilim ki. Bana drone yollasan... Zaten balkondayım. Alırsın çat diye. Böyle son nefesi alırım, pervanede söndürürüm. Böyle yolda giderken saçma sorular sorarım. Drone polis memur bey. Sizin SSK kriptoyla mı yatıyor acaba? Hani dijital bir birey olduğum için. Bilmiyorum. Sonradan biraz daha olaya bakış açım değişti. En azından kadınlarla alakalı daha feminist olma kararı aldım. Ama feministim diyemeyeceğim ömür boyu. Çünkü tarihimde kara bir leke var. Taze boşanmıştım. 9 ay oldu. Londra'dayım. Ve artık kimseyle tanışamıyorum bile. Yeni insanlarla tanışamıyorum. Çünkü o da böyle tacize giriyor. Böyle ter boşluklarımdan gelen dölden dolayı elini bile sıkamayacak hale geldim insanların. Dedim şu rıza neyse... Parasını verip alayım artık. Hayatımda ilk defa seks işçisine gitme kararı da böyle aldım. Ve o kadar bilmiyorum ki mevzuyu. Seks shop'a gittim ilk defa. Nereye sokuyoruz abi falan. Seks shopçu dedi, dur abi dur, öyle değil tam. İnternette bulamaman normal çünkü yarı yasal, tam değil dedi. Beni bir adrese yolladı. Ve adreste de buldum ama anlamanız için kodu var, böyle kapısında şey yazıyor. Burada yaşam koçu Yaşar yazıyor. Oradan anlıyorsun. Ben de girdim, kapıyı çaldım. Kapıyı bir mama açtı, patroniçe. Hayat kadının orta yaşlı asistanı demek argoda. O açtı kapıyı ve beni böyle 4 tarafı siyah perdeyle kapanabilen bir sandalyeye oturttu. Maksat 2 müşteri birbirini görmesin. Oturdum. İçeriden çatır çutur sevişme sesleri geliyor. Mama ama çekirdek çitliği BBC izliyor küçük bir ekrandan. Oranın TRT'sini izliyor böyle. Bana böyle arada small talk yapıyor, diyor işte Boris Johnson ne bozdu değil mi ya diyor. Ben de kafamda böyle Kılıçdaroğlu'yla değiştiriyorum falan. Mama'yı yakalıyorum. Evet doğru diyorsun falan diyor. GOP'tan getirdiğim esnaf yakalama gururunu yaşıyorum orada. Yes yes. Bir önceki müşteri gidiyor. Hakikaten birbirimizi görmüyoruz. Hayat kadını çıkıyor içeriden. Çırılçıplak zaten. Böyle önüme geliyor. Böyle onun şokuyla bakıyorum. Diyor ki bana, sen içeri geç. Ben amımı durulayıp geliyorum. Tamam, hijyen önemli de. Durulamayla oluyor mu ya? Ben onu kafamda zemzem suyuyla değiştiriyorum. Diyorum, profesyonel o, vardır bir bildiği. Gidiyorum, bu sefer birinin yatak odasındayım. Elimde paltoyla böyle John Travolta mimi gibi duruyorum böyle. Şimdi ne yapacağız? Hayat kadını geliyor içeri. Böyle elinde bir kağıt, bana menü uzatıyor. Menü yapmışlar.
Her şeyde madde madde yazmışlar, tamam mı? En başında şey yazıyor. The girlfriend experience 30 pound. Farklı pozisyonlar 10 pound. Anal istersen 10 da, oral istersen 10 da. Böyle kimseye bakmadan anlattığım tek kısım burası. Böyle her şeyi istersen 150'ye kadar yolu var. Ben dedim çok bir şey beklemiyorum kendimden. Bana bir girlfriend experience. Bir de gelmişken. Farklı pozisyonlarınızı tadalım. Yani yöresel tattır belki. Siz ne önerirsiniz bilmiyorum. Tamam dedi. Menüyü aldı. 30 artı 10, 40 poundumu aldı. Ben içeride hazırlatıp geliyorum. İyice restorana döndü yani tecrübe. Neyse geldi hayat kadını geri. Yalnız ben 9 aydır sevişmediğim için 15 saniyede boşaldım. Ben 15 saniyede boşalınca hayat kadını bana şey dedi. Takma kafana ya, olur öyle şeyler. Hayat kadını beni teselli etti arkadaşlar. Yani tam the girlfriend experience verdi. Tamam, onun menüsünde yazıyor da ben niye boyfriend experience verdim? Onu anlamadım tam. İçeri gitti hayat kadını. 3 saniye geçmeden mamayla kahkahalar içinde koptular, tamam. Dedim girlfriend experience devam ediyor. Arkadaşlarıyla arkamdan dalga geçiyor, tamam. Ha, benden önce de başkasıyla sevişmesi, he tamam, tamamen paket girlfriend experience'miş. Parasını hak etti diye düşünürken geri geldi hayat kadını ve bana 10 pound uzattı. Dedi ki farklı pozisyonlar istemiştin, deneyemedik. Hayat kadını bana para üstü verdi arkadaşlar. Bu gerçekten yaşandı ya. O an anladım ki Batı'nın ahlaksızlığını alıyorsak da iş ahlakıyla beraber almamız lazım. Bazı şeyler ince düşürülmüş. Utana sıkıla giyinip çıkarken salonda daha önce fark etmediğim bir Atatürk yazısı fark ettim. Geldikleri gibi giderler. Dedim atam yine haklıymış. Birebir başıma geldi şimdi. Bunu yaşadığım için tamamen şey diyemiyorum. Feministim diyemiyorum. Anlamadığım şeyler de var. Zaman böyle daha değerli geliyor. Anlamadığımdan ziyade feminist olmaktansa, o ideolojiyi savunmaktansa zamanı daha değerli buluyorum. Şöyle şeyler oluyor mesela. Bir gün iki kuzenim, iki kadın kuzenim, abim ben bir camiye gittik turistik olarak. Biz Bulgarlar yaparız arada sizin tapınaklara geliriz turistik. Siz de bizimkilere geliyorsunuz. Öyle bir exchange program var. Biz de gittik. Kadın kuzenlerim önden gidiyorlardı. Selfiler çekilerek, eğlenerek önden girdiler camiye. Biz de 10 adım arkadan gidiyoruz bir şeyler tartışarak. Tam girecekken içeri "Şş, gençler" diye bir ses durdurdu bizi. Döndük baktık, sakallı cübbeli bir adam bize sesleniyor. Diyor ki "Bayanlar sizin mi? Gel de feminist ol. Neresinden tutacaksın ki? Ya bayan değil kadın diyeceksin de mi başlayalım? Onlar kimseye ait değil, bir mal değil mi diyelim? Tüm bunları yerine şey dedik. Evet abi bizim. Bayanlar bizim. Size hangisi lazım? Hemen çözelim, hemen. Ama tüm bunlara rağmen bana şey gibi geliyor. 100 sene öncesinin durumuna göre çok iyi durumdayız. Yani 100 sene öncesinin en feminist erkeğine göre inanılmaz yol kat etmişiz. Düşün yani 100 sene önce en feminist erkeğin kurduğu en feminist cümle muhtemelen şuydu. Ya beyler, kadınlarla sevişirken artık rıza mı alsak ya? Ne rızası beyim? İşte Allah rızası. Peygamber kavliyle babalarından isteyeceğiz siz. Sen kadından mı isteyeceğiz sandın? Ne kadar nüktedansın beyim ya. O zamana kıyasla bayağı gelişme var. Sözünü verdiğimiz ofansif şakalar geliyor. Eğer biletin parası çıktı, ben kara mizah hiç sevmiyorum derseniz bu sizin çıkış anınız. Eğer burada kalmayı tercih ediyorsanız bu işte beraberiz. Sonra aman abi o konuya girme falan.
İslam'la kurduğum ilişkiden size bahsetmek istiyorum. Bunları yapıyorum ama niye yapıyorum, nasıl yapıyorum, ne kadar da cahil bir yerden yapıyorum onu anlatacağım. Çünkü Gazi Osman Paşa'da nerede öğrenmiş olabilirim ben bunu? Hiçbir şekilde öğrenmedim. Benim mesela annem kendine Müslüman sanan cahil bir ateist aslında. Çünkü elhamdülillah diyor. Onu bile bilmiyor. Elhamdülillah. Orada bile sıkıntı var. Ya böyle ne namaz var, ne oruç var, ne kurban var. Elhamdülillah. Müslümanız diyor. Müslümanlığa dair yaptığı en büyük şey şu. Evde sigara sarmaya Arap kağıdı bulunca onu yüksek bir yere koyuyor. Bütün Arapça kutsaldır oğul falan diyor. Lan burada öğrenemeyeceğim belli ki. Benim bunu kendim öğrenmem lazım. İslam nedir diye. Televizyondan öğrenmeye çalıştım. Ama bence yanlış anladım bir sürü şeyi. Çünkü ben arkadaşlar İslamiyet'i Çağrı filminden öğrendim. Benim jenerasyon bilir. Ramazan aylarında filmi 60'a bölüp sahurda iftarda birer ikişer dakika veriyorlardı. Ulan bu sefer anlayacağım diye oturuyorum. Çölde develerle gidiyorlar, bölüm bitiyor. Yine anlamıyorum. İslam susuzluk mu ya acaba diyorum. Ramazan yaza geldi. Evet galiba sadece susuzlukla alakalı. Ama anlamamama en büyük sebep şuydu. Hazreti Muhammed'i gösteremiyor olmalıdır. Hazreti Muhammed'i gösteremiyorlardı ama bakış açısını gösterebiliyorlardı. Kim ne zaman Hazreti Muhammed'le konuşsa kameraya bakarak konuşuyordu. Değişik bir mockumentary gibi. Seslendiremiyorlardı. Altyazı da caiz değil herhalde. Çocuk aklımla kafam karışıyordu. Bir gün Hazreti Hamza bana dedi ki... Ya ben üstüme alındım. Çünkü gözlerimiz kilitlendi, tamam mı? Hazreti Hamza bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. O bir şey demiyor. Ben bir şey demiyorum. Böyle iki dakika susuştuk, bakıştık. En sonunda Hazreti Hamza bana şey dedi. Üstad sen çok doğru düşünüyorsun dedi. O gün bugündür yanlış anladığım İslamiyet yaşıyorum. Hazreti Hamza onaylı. Mesela Ramazan ayları bir garip geliyor uzaktan bakan biri olarak yani. Böyle Müslümanların bir anda yeme alışkanlıkları değişiyor. Gün ışığı altında yiyemiyorlar. Değişik birer vampir gibi. Ekmek yerine pide aşermeye başlıyorlar. Bir anda pide yiyoruz bu ay gibi bir ay. Normalde takmayacakları şeylere takmaya başlıyorlar. Sizin yemek yemeniz, su içmeniz gibi basit şeylere takılıyorlar. Sonradan anladım ki Ramazan İslamiyet'in adet dönemi gibi bir şey. Takmayacaksın, düzeltmeye çalışmayacaksın. Sonuna doğru çikolata vereceksin. Her şey tatlıya bağlanıyor. Ramazan'dan sonra şeker bayramı olur yani. Kadıköy'de pratiğimi yaptım, öyle düşünün. Orada hiç anlamıyorlar. Ya bu mitolojinin kuralları neydi ya falan. Hepsi öyle dinlediği için açıklaya açıklaya yapmam lazım. Siz biliyorsunuzdur. Tekrar üzerinden geçmeyeyim. Dedim öğrenemeyeceğim ben bunu. Belki üniversitede öğrenirim diye düşündüm. Koç Üniversitesi'ni kazandım burslu. Orası da Yahudi okulu çıktı. Orası da tam bilmiyormuş yani İslamiyet'i. Ama bir gün sınıfta şahit oldum. İki arkadaş arasında tartışıyordu. Sen Alevi misin, Sünni misin diye bir tartışmaya şahit oldum. Ben hayatımda ilk defa İslam'ın mezheplere ayrıldığını öğreniyorum. Tamam. Ben hepsi beni sevmiyor sanıyordum. Meğersem birbirini de sevmiyorlarmış. Dedim bunu öğrenmem lazım. İşte Alevi misin, Sünni misin tartışması devam ediyor. Ben bilmediğimi çaktırmıyorum. Tam o sırada içeri zengin tiki kızı girdi bir tane. Onların kendine has bir çanta taşıma hareketi olur şurada. Şurada çantasıyla gelip şey dedi. Sünni ne be? Beni seslendirdi yani. Ona yaptıkları açıklama şu oldu. Ne olduğunu bilmiyorsan Sünnisin. Doğru. Aleviysen bir şekilde hatırlatıyorlar çünkü. Direkt ailen söylüyor. Dışarıda Alevi olduğunu sakın söyleme. Lan sen söylemesen ben de bilmiyordum ki. İlk sen söylemeseydin. Söylememeyi sen başlatsaydın. Maalesef farklı yorumlanabiliyor. Farklı yorumları var. Ben mesela Afrika'nın bazı Müslüman köylerinde kurban kesmediklerini duydum. Onun yerine köyün gençlerini sünnet ediyorlarmış. O zaten büyükbaş olduğu için caizmiş. Güldür.
din bile farklı yorumlanabilirken dilde de öyle. Yani söylediklerimde onun arkasına sığınarak söylüyorum. Yani neyi, nerede, nasıl, ne zaman söylediğinize göre anlam çok değişebiliyor, değil mi? Mesela Allahu Ekber, Allah en yücedir demek, ama kalabalık bir yerde bağırarak söylerseniz kaçın demek. Bambaşka bir anlam var, bambaşka bir anlamı var. O yüzden de hoşgörünüze sığınıyorum. Burada çok alınan gücenen yok gibi. Genelde böyle sinirli gözler görüyorum bu şakalardan sonra. Böyle çünkü var yani. Var böyle. Zapt edemeyen, Allah aşkını zapt edemeyen. Çok seviyorum Allah'ımı, çok! Sahnedeki kafiri mi öldürsem? Cennet garanti. Böyle bakan sinirli gözler var. Gözüyle sniper atıyor bana. Videolardan da görüyorum yani. Videolarda da var böyle müziksiz ayinlerde hu çekerek pogo yaparak tapan tipler var ya, böyle arkaya club müzik koyunca belli oluyor. Patlamak istiyorlar. Hem kafa olarak hem vücut olarak bir patlama isteği var. Ne alabilir acaba bu gazı diye düşündüm. Hristiyanlıkla karşılaştırıyorum yine. Ve onlarda olduğu gibi biraz sanata sepete destek olunsa acaba, müzikte falan biraz daha açık görüşlü olunsa daha mı iyi olurdu acaba? Çünkü onlarda mesela Allah aşkına adam sevdiği müzik türüyle açıklayabiliyor. Christian rock diye bir şey var mesela, aşağı yukarı şöyle bir şey. Jesus seviyorum, tapıyorum, seviyorum ve tapmaktayım. Gayet güzel, gayet enerjik. Ciddi sayıda az intihar bombacısı var. Efektif. İslam'a ne lazım diye düşündüm. İslami death metal. Çok güzel olabilir. İçinde ölüm de geçiyor hem. O olsa muhtemelen şöyle olurdu. Allah. Seviyorum, tapıyorum. Allah. Si. Teşekkürler arkadaşlar. Biz her cuma buradayız. Grubumuzun adı Si. Allahu Ekber deyip patlıyorum şimdi üstüne. Komedyen aradığı reaksiyonu bulamayınca tuşeyi yaktı. Hoşgörülü bir ateistim. Korkmayın, korkmayın. Hoşgörülü bir ateistim ben. Öyle bir şey yapmam asla. Saygım var. Ben mesela tapınaklara gidip bilim, sanat, teknoloji diye bağırıp kendimi patlatmıyorum. Ki zaten bilime inanan uzaktan kumanda kullanır. Hiç kendini patlatmaz yani, gereksiz bir fedakarlık. Buradan aktivist Müslümanlara sesleniyorum. Daha fazla kafir öldürmek ister misiniz? Yaklaşık 150 sene önce uzaktan kumanda icat edildi. Ya bir yandan da şunu düşünüyorum. Ya ben aranızda hala alınan gücenen veya ekran başında alınan gücenen varsa, beni öldürmek isteyen varsa, şunu demek istiyorum. Ya ben zaten bir kafir olarak, bir müşfik olarak zaten sonsuza kadar yanacağım, değil mi? Bırakın ecelimle öleyim ya. Bırakın 50 sene daha yaşayayım ya. Ya ben sonsuz artı 50 sene yansam da matematiksel olarak yine sonsuz sene yanmış oluyorum. Cehennem hiçbir şey kazanmıyor yani senin fedakarlığından. Bir de öldürmeyip kullanabilirsiniz gibi geliyor ateistleri. Yine Hristiyanlıkla karşılaştırdığım bir özelliğinden dolayı diyorum bunu. Mesela Hristiyanlarda ne var? Günah çıkarma diye bir şey var, değil mi? Filmlerde görmüşsünüzdür işte. Gidiyor kiliseye, parasını neyse veriyor. Çıkartıyorlar kılçık gibi. Para biriktirince yine günah işliyor. Tertemiz sistem. Bizde ne var benzer bir uygulama olarak? Günah alma var.
nasıl bir şeydi hemen göstereyim. Sen götsün, sen piçsin, sen riyakarsın. Bakın, üç kişinin günahını aldım. Çok hızlı bir şekilde. Onlar cennete bir adım daha yaklaştı. Ben aynı uzaklıktayım. Benim için değişen hiçbir şey yok. Yani diyorum ki bundan sonra Ramazan aylarında televizyona ateistleri çıkarın. Sabaha kadar saydırsınlar İslam'a. Yeter ki sizin işiniz çözülsün. Ben seve seve yaparım. Hashtag cancel Nihat Hatipoğlu diyorum buradan. Yeni bir sese ihtiyacımız var. Bir de sonsuza kadar yanmak çok sert değil mi ya? İnsan inanası gelmiyor gerçekten. Lan bari ayda bir. Çarşı izni olaydı. Cennete. Ben hoşgörülü arkadaşlara aleyküm selam dedirteyim. Daha şevkli yanarım. Cehennem ateşi harlanır gibi geliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere cennet varsa ben de girmek isterim. Abi Müslümanlık en doğru yol derseniz ben İslam'a yavşakça ve aniden geçerim. Kardeşim bu din beni anlatıyor, ben buna tıpırığım. Ben de girmek isterim. Herkesin tekniği farklı işte. Bazıları ibadetini yerine getiriyor. Bazıları böyle spiritualist takılanlar da var. Ben çok iyi bir insan olursam. Sanki onların cehennemde yeri ayrı gibi. Ben şey diye düşünüyorum. Ben çok komik olursam Allah beni cennete alır. Soytarı kontenjanından. Alır, karşısına alır ve şöyle der. Ulan Allahsız. Ulan hiç tapmadın ama komik adamsın he. Muradıma 2 bakire verin. 72 vermeyin, şımarmasın. Bu arada 72 bakireyi de ödül sanmak ayrı bir naiflik. 72 tane ay acıyor diyen, ne yaptığını bilmeyen kadın yerine bana ne yaptığını bilen sağlam 2 tane kaşar verin. Benim cennetim hazır Allah'ım. Fazlasını isteyen yok. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Kullanılmış bakirelerden. Bu arada Allah'a doğulu yaptım. Yine bir Kürt şakası olarak değerlendirebilir. Keşke yapabilsem. Yani her türlü yapabilsem. Ya bazı insanlar şey anlamıyor. Benim mesela başörtülü fanlarım var. Şey şevkiyle gülüyorlar. Ya nasıl da yanacak? Hiçbir şeyden haberi yok ya. Nasıl anlatıyor ya cahil cahil? Öyle bir şevkle gözlerinde, gözleri parlıyor o cehennem ateşiyle. Ulan seni hayal ediyorum piliş çevirme gibi. Ben başıma düşen belayı aldım bu arada. Bir gün kulise geldi birisi. Kardeşim o Allah şakalarını yapmıyorsun artık dedi. Niye dedim? İnançlı bir misiniz? Kurban kesecek kadar inanıyoruz kardeşim dedi. Ben öyle açık tehdit deyince fakirleri anlamaya çalışan koç bursuza döndüm bir anda. Ya kurban kesmek zor bir şey değil mi ya? Nasıl yapıyorsunuz her ay her ay? Anladı zararsız biri olduğumu. Dedi ki ben Karadenizliyim o yüzden. Ya aksana takılmış yani. Karadenizli niye yapmıyorsun diyor Allah. Hepimizin Allah'ı değil mi sonuçta? Lan yapabilsem yaparım. Keşke yapsam yani. Size 360 Allah experience vermek isterdim ama beceremiyorum bütün aksanları maalesef. Beceremiyorum yani. Siz çok güzel karşıladınız bu şakaları. Gayet nazik. Bazı kırmızı çizgileriniz vardı. Ama onları çabuk atlattık, unuttuk. Bu yüzden teşekkür ediyorum size ayrıca burada bulunduğunuz için de. Çünkü ben bu şakaları yapamıyor gibi hissediyorum. Artık böyle bunu çekip yayınlayıp belki kaçacağım. Bilmiyorum ki. Burası değil Türkiye vatandaşının ortalaması. Onu biliyorsunuz değil mi? Asla bu kadar hoşgörüyle karşılamazlar bu şakaları. O yüzden ben de şöyle düşündüm. Acaba artık İngilizce mi yapsam bu şakaları? Kendi ülkemde İngilizce şaka yapmaya başladım. Niye? İngilizce'de alınan gücenen olmuyor. Çünkü faşistler asla ikinci bir dil öğrenmediği için zaten anlamıyor, tamam mı? İnternete de koymaya başladık.
Türkçe'de video koyunca, bunu da koyunca altına gelecek bazı şerefsizler. Hep gelip şey yazıyorlar. Mimik oynamadı. Mimik oynamadı. Bir tane eleman var, hepsine yazıyor böyle. Maaşlı sanki böyle. Mimik oynamadı. Dedik İngilizceye belki gelmez. Koyalım, kurtulalım bu şerefsizden. İngilizce video koyduk. Onun da altına gelmiş şey demiş herif. Mimic did not play. La? Benim şakalarım bu kadardı arkadaşlar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu alkış kendinize gelsin. Siz olmasanız şov olmazdı. Tekrar daha güzel yarınlarda ve güzel şakalarda buluşmak üzere. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Biraz boş yapacağım müsaadenizle. Moda sahilini tercih ettim bunun için. Bir yandan şovda emeği geçen herkesin ismi akıyor. Onlara zaten teşekkürüm. Ama size de çok teşekkür ederim şovu izlediğiniz için. Özellikle canlı izleyenlere çok teşekkür ederim. Onların finanse ettiği bir şov oldu bu. Anlayışlarına da çok teşekkür ederim. Çünkü %99'u söylediğim her şeyin şaka olduğunu anladı. Geri kalan %1 ile de şov çıkışı konuşup anlaştık. Sizden de ricam aslında yorum kısmını şov çıkışı gibi değerlendirmeniz. İstediğiniz yorum yapabilirsiniz, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Biraz da ifade özgürlüğünden ne anlıyorsanız artık. Ben aslında hepimizin söyleyemediği şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize mecburen söyletilen şeyler var. Belki tam da bu yüzden bir sonraki şovumu İngilizce yapacağım. Hep beyin göçü mü olacak? Biraz da beyinsiz göçü olsun. Vlog olur, roast olur, stand-up olur, sohbet olur. Ben kesinlikle şaka yapmaya devam edeceğim. Bazıları komik olmayacak, o da kesin. Siz gelin gelmeyin, sevin sevmeyin. Para bir şekilde kazanılır, dert etmeyin. İyi ki varsınız. Bazılarınız iyi, kibarsınız. Güle güle kalın. Oğlum çok iyiydi bence ya. Şey de yapayım mı?